Evet, bugünkü konuğumuz Merkez Partisi Genel Başkanı, aynı zamanda hukuk profesörü Abdurrahim Karslı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Hocam geçen gün bir tweet attınız. Viral oldu. İnsanların dikkatini çekti. Şundan bahsediyorsunuz. Şu anki infaz düzenlemesine göre tutukluluk süresi sona erdiği halde bırakılmayan mahkumlar var, tutuklular var. Twitter'ınızın son mesajı da şöyle: yani artık Allah'tan korkun, bu kadar zulüm yeter diye bitiriyorsunuz. Bu tweet'i hangi düşünceyle attınız? Ben sohbetimizi bu konu üzerinde örgülemek istiyorum. Sizi dinleyebiliriz hocam, buyurun. Dünyada olmayan bir rejim üretmişsiniz. KHK rejimi, KHK ile insanların işine son vermek ve insanları resmi gazetede terörist ilan etmek. Bu dünyada olmayan bir sistem. İki, anayasaya ve uluslararası evrensel hukuk kaidelerine göre bu insanları muhakeme etmeniz gerekirken bunları tamamen ihlal ederek bu insanları muhakeme etmişsiniz. Yani suçun şahsiliği yok. Ondan sonra terör demişsiniz, siyasi suç demişsiniz. Terörün Türk Ceza Kanunu'nda ve terörle mücadele kanununda tarifi var, uluslararası ilkeler var. Ona uymayan bir şekilde insanları tabir caizse resmi gazetede terörist diye ilan ettikten sonra, görevlerine son verdikten sonra, bir de ceza hukukunun genel kriterlerine, binlerce yıldan beri uygulanan kriterlere uymayan bir şekilde ve delil olmadığı halde, şüpheden sanık faydalanması gerektiği halde siz insanları şüpheye binaen mahkum etmişsiniz. Bakın kaç tane usulsüzlük ard arda. Sonra bu insanları cezaevinde tutmuşsunuz ve ekseri bu insanlar benzer suçlardan olan insanlarla aynı grupta beraber kalıyorlar. Ve bu insanların da mümeyyiz vasfı şu: meşhur son zamanda türeyen teröristlerin mümeyyiz vasfı. Namazlarını kılarlar, kitap okurlar. Ondan sonra sisteme saygıdırlar. İçerideki nizami intizamı ihlal etmezler. Ondan sonra sabırlıdırlar. Her anlarını işte müsbet değerlendirmeye çalışırlar. Şimdi arkadaşlarla hoş sohbettirler. Sen bunun pişman olup olmadığını nereden anladın? Diyor ki hocam, bu zaten dışarıda kitap okuyordu diyor. Burada gene okuyor. Dışarıda namaz kılıyordu. Burada gene okuyor. Dışarıda hayır haseneti seviyordu. Gene burada seviyor filan. Yani kendi aralarında hoş sohbet, hiçbir pişmanlık, üzüntü de yok. Bir köşede oturup kederlenmiyor da bu adam. Duvarlara kafasını da vurmuyor. Lan kim beni buraya getirdi diye bir isyanı da yok. Bunlar gayet memnun ve mutlu yani. Bunların pişman olduklarına dair hiçbir hal yok hallerinde. Şimdi diyorum ki kardeşim, bunlar zaten yani kaderden gelene razı olan bir felsefeden insanlar. Yani narında hoş, nurunda hoş diyen insanlar. Bu başına gelen musibeti de, evet ben terörist değilim ama gizli kusurlarıma belki kefarettir diye hoş karşılayan insanlar. Yani bunlar, evet isyanları yok, sıkıntıları yok, bağırıp feryat etmiyorlar vesaire filan, ama veya yalan söyleyip kısmı ekserisi işte şu da böyle yapmıştı, ben kandırıldım diye yalan da uydurmuyorlar. Dolayısıyla sen bunların hangi halinden pişmanlık göreceksin? Yani bu insanlar zaten pişman olacak bir hale girmedim diyor. Çoğusunu sen beraat ettirmesi gerekirken, uluslararası kriterlere, ceza hukuku kriterlerine, anayasa ilkelerine göre beraat ettirmen gerekirken zaten alıp masumu koymuşsun içeriye, o da sabretmiş. Suç işlememiş ki adam pişman olsun. Şimdi çok sevdiğim insanlar da var. Avukat nazarıyla sohbet de diyorum hakikaten. Ya diyorum ki, dilekçe ver bir tane, de ki pişmanım. Diyor ki hocam, neye pişmanım ben? Ne yapmıştım ki yani, suçum ne ki, neye pişmanım? Zaten ben diyor yargılama esnasında da şu suçu işledim, bunu işledim, beni affedin. Ben işte örgüte tabi oldum, irademi terk ettim, ne verdilerse bunu talimatı yerine getirdim, kanuna aykırı hareket ettim. Bir fiilim yok ki diyor, ben hep böyle söyledim. Yani mesela size isim söyleyeyim diyelim. Kars'ta cezaevinde yatan benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Aşağı yukarı akranım. Erdal Şenetiler. Bu adamın suçu Erzurum'da 200'den fazla uyuşturucu, tiner, bağımlılığa düşmüş olan çocukları toplamış, eğitmiş, yeniden ailelerine ve anne babalarına kazandırmış. Okula kazandırmış. Bu milli eğitimde çalışan bir öğretmen.
din dersi ve ahlak öğretmeni, ilahiyat mezunu. Ve anne babaları bunu sevmiş, Milli Eğitim buna ödül vermiş. İçişleri Bakanlığı sen bunları suçtan kurtardın diye buna ödül vermiş. Valilik ödül vermiş. Bu adamın suçu bu, başka bir suçu yok. Yani insanlara iyi olun demiş bir adam. Bu neden pişman olsun ve bu 6 yıl 3 ay ceza aldı. Şimdi cezasını da yattı bitti. Bırakın artık adamın yakasını. Onun için diyorum ki benim Haleti Ruhi'ye hangi Haleti Ruhi'ye yazdınız dediniz ya. Şimdi evet. Ben süreci yaşayan bir insanım. Bu insanların içindeki bir kısmıyla bu olaylar sebebiyle değil önceden tanıştığım insanlar. Dolayısıyla mecburen gidip duruşmalarına dahil olmuşum. Çünkü onlar terörist değil. Yani birçok değerde ortaklaştığımız insanlar. Şimdi bu insanlar bunu da bir bilmediğim gizli günahlarıma kefaret olsun diye sineye çekip artık süresi geldi çıkıp çocuğunun yanına gitmek istiyor. Ya bunu bırakın diyorum ben. Hala bunların halinde pişmanlık yok. Dolayısıyla infaz kanunu bize pişman olup olmamak noktasında rapor düzenleme hakkı vermiş. Ben de rapor düzenledim, pişman değiller demek, hukuku da bırakın. Emin olun bu insafa da ahlaka da sığmıyor diye düşünüyorum. Cezaevi savcılarının bu pişmanlıktan kastı ne olabilir? Yani işte, ne yapmaları lazım ki pişman olduklarını göstersinler? Ben hukukçu olarak gerçekten bilmiyorum. Mesela diyorum ki o nasıl pişman olsun diye pişman olmadı diyenlere veya nasıl bir raporunuz var? Çünkü adi suçlarla ilgili böyle bir sıkıntı yok. Süresi geldiği an tahliye ediyorlar. Adam öldürmüş, hırsızlık yapmış, gasp, her türlü suç aklınıza ne geldiyse var. Onlarla ilgili böyle bir sıkıntı yok. Süresi geldiği zaman tamam tahliye ediyorlar. Eğer cezaevinde çok büyük olaylara falan karışmamışsa. Ama bu siyasi suçlu dedikleri, bu terörist dedikleri insanlarla ilgili paralel devlet yapılanması dedikleri insanlarla ilgili maalesef böyle bir usulsüz ve insafsız, hukuksuz bir uygulamaları var. İşte o tweet'i benim yazmaktaki Haleti Ruhiyem bu. Peki hocam, ceza kanununda bu suçun karşılığı var mı? Bu işledikleri suçun mu? Evet. Tabii ki var. Bir kişiyi bir saat bile içeride tutamazsınız. Çok büyük karşılığı var ama Türkiye'de şu anda ceza kanunu değil, hukuk yok kardeşim. Yaklaşık yarım asırdır hukukla uğraşıyorsunuz. Bir hukukla uğraşıyorsunuz. Avukatlık da yaptınız herhalde fiili olarak. Tabii. Ve binlerce belki öğrenci yetiştirdiniz. Evet. Bu yarım asır süresince hukukun bu kadar ayaklar altına alındığı, hiçe sayıldığı bir dönem gördünüz mü siz? Ya da hukuk tarihinde böyle bir dönem var mı? Hayır, Türkiye Cumhuriyeti'ne mesela istiklal mahkemelerinden başlayın, bu tarafa doğru gelin, tek parti dönemi. Ondan sonra işte 1960 ihtilali, ondan sonra 1980 ihtilali, 80 ihtilalinde ben 16 yaşındaydım. Sonra 28 Şubat, 28 Şubat'ta da mesela devamında üniversiteden atıldım. İliklerime kadar hukuksuzlukları işledim. Size samimi söylüyorum, hiçbir dönemde bu kadar hukuksuzluğu görmedim. Tek parti döneminde bile bir sürü dava açılmış. Mesela özellikle inançlı kesime karşı müfessirlerle ilgili binlerce dava açılmış. Mesela şu anda o kitapları çok okunan insanlarla ilgili, Bediüzzaman'la ilgili bir sürü davalar var. Ama hepsinden enteresan beraat kararları alınmış. Hiçbir dönemde zulmün bu kadar arşa çıktığı zamanı hatırlamıyorum ben. Onun için belki de işte bazıları açısından hukukun harika olduğu, zirveyi yaşadığı nokta bu cihetten doğru. Hukuksuzluğu hukuk telakki edenler için hakikaten hukuk zirve noktada. Yani tam böyle alet ve düşmanı değil de muhalifi yok etme unsuru olarak kullanmak noktasında hiçbir dönemde bu kadar insafsız uygulanmamıştır. Bunu şimdi siyasal İslamcıların sürekli gündeme getirdiği bir argüman var. İşte o tek parti döneminde dindarlara karşı, ibadethanelere karşı, işte dini yayınlara ve kitaplara karşı sürekli bir baskı uygulandı. İnsanlar tutuklandı işte vesaire. Fakat biraz önce de örnek verdiniz. Bediüzzaman Said Nursi'nin
talebeleri birçok davada kendilerini savundular, beraat ettiler. Bediüzzaman da beraat etti birçok davasında. Belki tamamından beraat etti. Yanılmıyorsam düzeltin. Tamamından beraat etti. Bin küsür tane dava var. Bekir Berk'i gördüm, tanıştım, beraber konuştuk. Birkaç yılda beraber yaşadık. Sözünüzü kestim, kusura bakmayın. O davalarda en aktif rol alan avukatlardan birisi. Diğer bazı avukat arkadaşlarla da görüştük o zaman. Onlar bana göre safı evveldi. Bütün davalardan beraat kararı almış. Sadece bir defa 21 ay bir ceza vermişler. O da üst derece mahkemesince bozulmuş. Yani özellikle siyasal İslamcıların hukuksuzluk ve despotizm diye resmileştirdikleri tek parti dönemi bu döneme göre bin defa daha iyi. 28 Şubat'ı çok bayraklaştırdılar. Onun sayesinde iktidar oldular. Ben 50 defa söyledim, gene söylüyorum. 28 Şubat'taki zulümler bundan bin defa daha az ve iyiydi. Çünkü o zaman hiç olmazsa hukuk kapısı açıktı. Mesela ben atıldım üniversiteden, gittim dava açtım, geri döndüm. Şimdi hukukun kapısı kapalı. Onun için nefes alamıyorum diyorum. Gene söylüyorum. Olmayan dünyada bir sistem ihdas edildi. KHK rejimi. Hiçbir yere müracaat edemiyorsunuz. Hiçbir hukuki ve ahlaki altyapısı yok. Hatta insafı bile yok. Yıllarca emek vermiş bir insanın birkaç saniye içinde emeğini silip kendisini de canlı cenaze yapıyorsunuz. Böyle bir ahlak yok. Onun için bu artık siyasal İslamcıların zaten tarihleri çok kötü de. Yani ta sahabiler döneminden başlasanız, halifelerden Emevi ve Abbasi döneminde hakikaten hiçbir şekilde zulme müstahak olmayacak insanları katle ve zulme müstahak etmişler. Ama sanki bu dönemde yapılan toplu katliam hepsini geçti gibi. Hukukçu kimliğinize dayanarak ve az önce de söylediğiniz Bekir Berk, avukat Bekir Berk'in bir dönem yanında bulunmuş bir avukat olarak Bediüzzaman Said Nursi'nin kadın talebeleri arasında hiç gözaltına alınan, tutuklanan olduğunu duydunuz mu? Hayır. Ben şöyle bir örnek duymuştum. Bir tek kadın talebesi bir süre gözaltında kalmış ama tutuklanmamış. Ben tutuklandığını, hatta gözaltını da hatırlamıyorum. Ama mesele kadın hakimlerden aldığı beraat kararları var. Onları Sena ile yad ediyor. Onu da biliyorum. Evet. Şimdi dönelim günümüze. Bir tanesi de benim annem, 66 yaşında, evi basılarak alındı. Terör örgütü suçlamasıyla, silahlı terör örgütü özellikle. Fakat sorgu sırasında ben okudum tutanaklarını, silahtan ve şiddetten hiç bahsedilmiyor. İşte falanca kişi seni diyor kermeste görmüş, filanca kişi diyor işte bir sohbette seni görmüş, ismini vermiş diye. Tabii bu gibi gerekçelerle 17 bin diye ifade ediliyor kadın ve bunların bir kısmının çocukları var, bir kısmı hamile, bir kısmı hasta. O dönemle bu dönemi kıyasladığımız zaman ki hukuk ve dünya çok ileri gitmiş olmasına rağmen bu zulüm yaşanıyor. Ama bu zulmün halkta da bir karşılığı var. Yani insanlar gördüğüm kadarıyla sesini çıkartmıyor ve memnunlar. Yani toplum da bunların terörize olduğunu kabul etmiş. Buradaki ironiyi siz bir hukukçu olarak nasıl yorumlarsınız? Şimdi şöyle, evvela burada bir linç operasyonu var bir camiyeye karşı. Siyasetçiler burada acayip bir oyun oynadılar. O da şu, şimdi bu camianın içinde daha önce usulsüz işler yapan insanlar var. Çok çeşitli usulsüz işler yapan insanlar var. Artı adaleti eğip büken insanlar var. Bu camiye mensup olduğu iddia edilen. Öyle özellikle Balyoz ve Ergenekon davalarında. Ve kendinden başkalarının isabette olmadığını, istikamette olmadığını, kendinden başkalarının Müslüman da olsa, hatta bir cemaate mensup da olsa pek kayda değer olmadığını ifade eden tarzda bir geçirdikleri dönem var. Özellikle bu siyasal İslamcılarla iktidarda beraberken, ortakken.
Bu cemaatin içindeki, camianın içindeki bu yanlış işlemler yapan, ben onlara çete diye ifade ediyorum, yanlış işlemler yapan insanlar adaleti o kadar eğip büktüler ki, o kadar yanlış işler yaptılar ki, şu andaki cehennemi haleti ruhiyeyi hazırlamada bir zemin hazırladılar bu siyasilere. Ve dolayısıyla bu siyasiler dönüp dedi ki, bakın arkadaşlar, bu bizim yaptığımızın benzerlerini daha önce bunlar yaptı. Yani sahte delil üretme, dijital delil, sabahleyin 4.30'da insanları gözaltına alma, daha henüz gözaltındayken işte suçlu kabul edilerek, ilan edilerek işlemler yapılması filan. Bütün bunları sanki o camianın içinde kendileriyle birlikte yanlış işler yapanları sanki bütün camia bunu yapmış gibi topluma kabul ettirdi, lanse ettirdiler. Dolayısıyla şu anda toplum diyor ki, ya tamam bunlar bir sıkıntı çekiyor ama bunlar da zaten çok temiz işler yapan insanlar değildi. İşte Cenab-ı Hak da bunların layık olduğu bir şeyi, statüyü bunlara şimdi tattırıyor. Bunlar adaleti büktü, vicdanı eğdi, kendilerinden başka kimseyi kabul etmedi. Bu siyasal iktidarın da bu noktaya gelmesi için çok gayret etti. Bütün yapılan hukuksal ve anayasal değişikliklere de hep bunlara teşne oldu. Özellikle mesela 2010 anayasasında işte herkes mezardaki nerede gelip oy versin filan diye ne bulacaklarsa ona anayasada. HSYK'yı da ele geçirdiler, ne hale getirdiklerini gördük. Yani bunlar zaten bu cehennemi, haleti, ruhiyeyi kendileri hazırladılar. Bir de bir 15 Temmuz darbesi yaptılar. O darbede de muvaffak olsalardı zaten şu anda zulüm bir camiye yapılıyor. Eğer bunlar muvaffak olsaydı bütün Türkiye'nin anasını ağlatırlardı. Çünkü kendilerinden başka hiç kimseyi makbul ve mübarek görmüyorlardı. Onun için bunlar bu işleme layık diye toplumda bir kabul gördü. Bu sebeple ciddi sıkıntı bu psikolojik zemin üzerine tesis edildi. Millet maalesef bunu ayıramadı ve nasıl bir noktaya geldik? Mesela FETÖ-METRE diye dünyada bulunmamış bir buluşu bizim en yüksek askeri yetkililerden birisi buldu. Acayip bir şey buldu. Dünyada hiç bulunmayan bir buluş mesela. Ne hukuken ne fiziken hiçbir bilimsel çalışmada yok. Ve bu FETÖ-METRE'ye göre mesela bir insan yabancı lisanı güzel biliyorsa 1.5 puan aleyhine. Bir insan master ve doktora yapmışsa 1.5 puan aleyhine. Bir insanın çocukları 2 isimli ise birkaç puan aleyhine, zaten 5 puan topladın mı dolayısıyla sen FETÖ'cü ve terörist oluyorsun. Böyle garip bir zemin türetildi ve türeten de daha önce o camia ile birlikte çalışmış, bir sürü yamuk işlemlerin içinde olmuş. 2014'te tabiri caizse FETÖ'cü, 2016'da birdenbire FETÖ'ye karşı işte Marmaris'te Cumhurbaşkanı'nın yanında yer alıp türlü yerlere telefon eden kahraman bir adam. Böyle bir haleti ruhiye. Dolayısıyla çok affedersiniz, özür dilerim, Anadolu'da bir tabir vardır. Sapla saman karıştı. Ve o insanlar bir şekilde ya kendilerini kurtardılar, yurt dışına gittiler veya burada kalanlar işte bir ticari alan kuruldu, işte bir borsa kuruldu. Borsa ile kendilerine imkan olanlar dışarı çıkardılar ve masum, dişiyle tırnağıyla bir yere gelmiş, kabiliyetli Anadolu çocukları da bu her iki, hem o cemaatin içindeki çete hem de iktidardaki kötü niyetli insanların kurduğu tuzak sayesinde hapishanelere dolduruldu. Emekleri elinden alındı. Yani bu aslında Müslümanlara kurulmuş bir tuzak. Ortaklaşa kurulmuş bir tuzak. Bakalım nereye kadar gidecek? Millet bunu ne zaman anlayacak? Şimdi evet. Millet bunu anlasa da korkusundan sesini çıkaramıyor. Çünkü bu kime dokunsa cız. Şu anda hükümete muhalif bir şey söyleseniz, ben de kaç davam var bilmiyorum açıkçası. Tehir edilmiş cezalarım falan var. Dolayısıyla normali konuşmak suç oldu. Riyakarlık, korkaklık, ikiyüzlülük piyasada revaç buldu. Ve biz de bu haleti ruhiyeyi yaşıyoruz işte beraber. Evet. Türkiye'de çok önemli bir sorun var. KHK sorunu. Evet. KHK'da işlerinden atılanlar. Evet. Tabii KHK başlı başına bir hukuksuzluk olmasına rağmen kendi yargı sistemlerinde takipsizlik ve beraat alan 40 bin kişi de işine dönemedi hala. Evet.
bunlar komisyondan reddedildi. Şimdi bir komisyonun mahkeme gibi çalışıp sonuç açıklaması var. Bir de mahkemelerin bu kişi hakkında takipçilik veya ya da beraat vermesi var. Bunu bir hukukçu olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bu garabeti? Bakın hep hukuk konuşuyoruz ve ben diyorum ki hukuk olmazsa hayat olmaz. Türkiye'de şu anda hukuk yok. Hukuk sistemiyle darbeleri birbirinden ayıran nedir biliyor musunuz? Birisinde hukuk işlemez, darbeyi yapana göre hukuk caridir. Diğerinde demokratik ve hukukun işlediği dönemlerde ise hukuki kuralları konuşursunuz siz. Türkiye'de şu anda hukuk yok, darbe devam ediyor. Açık söylüyorum, 28 Şubat'ta başlayan, eskiden işte başörtüsü zulmüyle başlayan darbe 15 Temmuz'da daha çok şiddetlendi ve devam ediyor. Bu da belki bir suç sebebi, dava sebebi olacak ama bu benim samimi kanaatim. Türkiye'de şu anda darbe rejimi çalışıyor. Bunu ben söylemiyorum zaten. Bunu hükümetin gizli ortakları da söylüyorlar. İşte dediğim gibi mesela hükümetin gizli ortaklarının Doğu Perinçek ne dedi? Onun için dava açmıyorlar. Benim için açıyorlar. Türkiye'yi 2014'ten beri AK Parti yönetmiyor dedi. Savcı sormuyor buna kim yönetiyor peki diye. Ama onunla röportaj yapan gazeteci sordu kim yönetiyor diye. Dedi ki askeri kuvvet, polisiye kuvvet ve Vatan Partisi. Böyle idare edilen bir devlette ve hukuk siyasetin köpeği oldu diyen bir devlette hukuk konuşamazsınız. Türkiye'nin bu sıkıntılarından kurtulmasının bir tek çaresi var. Bu siyasi iktidardan kurtulması. Yoksa bir şey beklemek ham hayal olur. Ben de çok mücadele ediyorum. Özellikle infaz kanunuyla ilgili çok böyle ciddi hayallere girdim. Dedim ki belki kısmen de olsa insanlarla bir kucaklaşma dönemi olur ve en çok da bu hükümete yarar. Yarasın diye de içimden dua ettim olsun diye ama maalesef onun için benim kanaatim şu. Bu siyasi iktidar değişmedikçe, çünkü bunların kafasında hukuk yok. Bir camiayı linç etme arzusu var ve linç ediyorlar. Yani ağaç kabuğu yesinler diyen bir insandan hukuk beklenilmez. Kafa bu. Onun için benim duam ve arzum bir an önce hukuki çerçevede Türkiye'nin bu siyasi iktidardan kurtulması. Millet gözünü açarsa, yardımcı olursa bundan kurtulur. Yoksa bu zulüm böyle devam eder. Daha ne zamana kadar devam eder ben bilmiyorum.